Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyenlerimiz, değerli arkadaşlar. Ee, İsmail Anet'te bir Fıkıh Saati programında daha İsmaila Ağa Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, teşekkürler. Ee, şimdi İsmail Anet'e en çok sorulan soruları burada sizlere hocamıza soruyoruz ve sizin adınıza oradan cevaplar alıyoruz. Hocam birinci sorudan müsaadenizle başlıyorum. Estağfurullah buyurun. Ee, Caiz değildir ifadesi ne anlama gelir? sahih değildir, haramdır anlamına mı gelir? Aralarında fark var mıdır hocam? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâh ve salâtü ve alâ Rasûlillâh. Ve sallallahu teâlâ ale aleyhi ve sellem ve ba'du. Fıkıh bir fakihin, bir fıkıhçının, fıkıhla iştigal eden bir hoca efendinin uyması gereken mecmualar kuralları şeklinde de tasavvur edebileceğimiz usulü fıkıh ışığında mükelleflerin fiillerini konu eden bir ilim dalıdır. Buna efalül mükellefin denir. Diğer bir ifadeyle mükellef olan kimsenin yapmaksı gereken veya yapmaması gereken veyahut da yapıp yapmamada muhayyer olduğu ee, o fiillerin sıfatlarını konu almaktadır. Buna göre farz, vacip, sünnet, müstahap, edep, caiz, sahih gibi kavramlarda e, bu bağlamda eee mükellefin fiillerine verilen sıfatlardır, e, vasıflardır. E, ancak bu sıfatlarda usulü fıkıh ilmine baktığımız zaman iki itibar olduğunu görmekteyiz tabii bu mukaddimeyi veriyorum. Yani yapmak zorunda kalıyorum çünkü sorduğunuz soruyu daha detaylı bir şekilde algılayabilmemiz, buna vereceğimiz cevabın da hazmedilebilmesi için e, bu girişe ihtiyaç vardır. İşte mükelleften sadır olan bu fiillerinin sıfatları dediğimiz işte sahittir, farzdır, vaciptir, sünnettir, müstahaptır gibi kavramlarda da iki itibar olduğunu görüyoruz. Bir Dünyevi maksadın ön planda olması, iki uhrevi maksadın ön planda olması. Ama bu şu demek değildir. O e, fiile verilecek olan hükümde hem dünyevi maslahat hem de uhrevi maslahat vardır. Ama birincisi e, yani bu iki şıktan birincisi öncelikli veya ikinci planda olması itibariyle meseleye bakılabiliyor. Örnek vermemiz gerekirse mesela bir ibadet, namazdı, haçtı, oruçtu, zekattı, bunlarda dünyevi maksadın öncelikli olmaktılığı, tefriku zimme dediğimiz kişinin borcunu ödemiş olması, mesuliyetten kurtarmış olması. Yani şartlarına riayet ederek kılmış olduğu bir namaz, şartlarına riayet ederek tutmuş olduğu bir oruç ile artık onu bir daha kaza etmesine gerek kalmaması, halk tabiriyle borcunu ödemiş olması bu dünyevi maslahatın ön planda olması ukravi olarak da buradan kişinin sevapkar olması sevap kazanması Aynı şeyi e, ibadatta söyleyebildiğimiz gibi muamelatta da söyleyebiliriz. Yani muamelatta da dünyevi maksat aidiyetin sahip olması, mülkiyetin sahip olması e, veyahut da hilliyetin sahip olması nikah akdi için. Ama diğer yönüyle buradan bu yapılan muameleden dolayı kişinin sevapkar olması veya günahkar olması. Bunlar tabi birbirinden bağımsız ve bu bağımsızlığı ifade etmede fıkıhçılarımız bazı kere sahiptir kavramını, bazı kere de caizdir kavramını kullanmaktadırlar. Mesela bir insan düşünelim, gece kalktı, teheccüd vaktinde kalktı, abdestini aldı ve bir günlük kaza namazı kıldı. Arkasından teheccüd namazını da kıldı. Sonra fark etti ki meğersem abdest uzuvlarından birinde abdest almaya engel bir mani varmış. Yani bir boya varmış veya işte bir kir varmış. Bir şekilde bu kişinin abdestinin olmadığı anlaşıldı. Bu bağlamda bu insanın yapmış olduğu bu kaza ibadetine baktığımız zaman tefrih zimme gerçekleşmemiştir. Yani borcunu ödemiş olmadı ama bunun yanı sıra bu adam hiç sevap almadı da denmez. Bakın yani zimmetin tefri olması ayrı bir şey. Ondan dolayı kişinin sevap alıp almaması bundan bağımsız olarak ele alın diyorum. Kitaplarımızda daha fazla hukuksal taraf ön planda olduğundan dolayı sahiptir kavramı cevaz ifadesiyle söylenmiş olsa da daha fazla burada dünyevi maksat ön planda tutularak bu yükme varılmış. Mesela Ebu Hanife Rahimullah'a nispet edilen işte şarap yapacak olan bir kimseye üzüm satmanın sahi olmasını da bu şekilde algılamamız. Yani akit bazında akdi mülkiyet ifade etme açısından bir sıkıntı yok. Ama böylesi bir akitte günaha yardımcı olması hasebiyle onun günahkar olup olmaması bir diğerdir. Keza e, kitaplarımızda geçer bir insan, Son teşehütte yani namazın son teşehütünde selam vererek, teşehüt yaptıktan sonra selam vererek namazdan çıkması gerekiyor. Ama bu kimse selam vermeden, selam kastıyla yani namazdan çıkma kastıyla affedersiniz konuşacak olsa veyahut da yerlenecek olsa bu insanın namazı sahih olur mu? Farzlar yerine getirildiğinden dolayı sahih olur. Yani tefrihu zimme dediğimiz dünyevi maslahat gerçekleşmiş olur. Ama bir insan bu şekilde namaz kılmasından dolayı sevap alır mı diye sorulacak olursanız bırak sevap almayı belki de günah alacaktır. Yani kişinin bu şekilde namaz kılması her ne kadar sahi olsa da bu kişinin bu şekilde namaz kılması caizdir ifadesi kullanılmaz. O yüzden e, sahih kavramı daha fazla hukuksallılığı ifade eder. Cavaz kavramı ise daha fazla uhrevi boyutunu yani ahiretteki boyutunu yapılan bu muamelenin yapılan bu ameliyeden kaynaklı kişinin sevap alıp veya almayacağı günah kazanıp veya kazanmayacağını yansıtmaktadır. O yüzden e, fıkıhla iştigalenin hocalarımıza eğer biz bir soru yöneltecek olursak bu sorumuz e, aslında avam tabak olarak sıhhata yönelik olmamalı, cevaza yönelik olmalı. Evet. Yani hocam benim bu yaptığım işten Allah razı olur mu? Ben bundan dolayı ahirette günahkar olur muyum olmaz mıyım? Hukuksal olarak belki bir mülkiyet ifade edebilir veya bir tefrih i anlamında mesuliyetimi yerine getirmiş olabilirim. Ama benim bu ameliyim sevap olarak bana döner mi veya günah bir kazanım benim için söz konusu olur mu? İşte bu yönü incelemek cevazlılıktır ama hukuksal tarafını incelemek ise sıhhattır. Ee, peki e, kitaplarımızda yani okuduğumuz e, fıkıhla alakalı olan kitaplarımız daha fazla genelli itibariyle bir fıkıhçı bunu ayırt edebileceğinden dolayı sahih tabirine caiz, caiz tabirine sahih kullanmış olabiliyor, görebiliyoruz. Mesela 700 mal kerah ifadesini çok sıklıkla görebiliriz. Mekruh olmakla beraber caizdir. Oysa mekruhlulukla cevazlık bir arada toplanmaması gerekir. Demek ki buradaki cevazlılıktan kastedilen nedir aslında? Onun sahi olduğu yani dünyevi maslahatın ön planda gözetilmiş olması ki bu da tefrihu zimme eğer o şey ibadetse veya mülkiyet. Örneğin sahih bir akit diyoruz, fasit bir akit diyoruz. Fasit akit yapıldığı zaman bu yerine göre ki malı teslim aldığı zaman bir mülkiyet ifade eder. Yani bir aidiyet ifade eder. Ama bu işlem eşittir faiz yani kişi bundan dolayı günahkar olur, bunu bozması vacip olur. Keza cuma saatinde bir alışveriş yapan bir kimse cuma ile mükellef olmakla beraber bu insanın yapmış olduğu bu alışveriş farz olan cumaya gitmekten onu alıkoyuyorsa bu akit sahittir ama böyle bir akit caiz değildir. Bakın burada çok bariz bir şekilde ortaya konuluyor. Peki bizden bunun fetvasını soran bir kimseye biz sıhhat yönüyle mi bakmamız gerekir, cevaz yönüyle mi? Yani hocam ben cuma saatinde alışveriş yapmam durumunda bu malın mülkiyeti bana intikal eder mi? Bu maldaki mülkiyet oluşur mu? E, akit tamamlanır mı sorusuna? Evet akit tamamlanabilir. Mülkiyet ifade edebilir. Ama yapılan bu ameliyeden Allah razı değil bir günahı kesbetme söz konusu olduğu için laicüz ifadesi yani caiz değildir ifadesini kullanılır. O yüzden daha fazla sorgulamalarımızda sıhhat tarafını değil de cevaz noktasını sorgulamamız e, bizim için için daha önemlidir. E, buna göre hareket etmekte fayda var ki aksi takdirde birçok noktada bir karmaşa yaşayabiliyoruz. Bakın yani söz sözü açıyor. E, muasır olan ancak e, şu an itibariyle hayatta olmayan e, yurt dışında yaşayan Suriye ulemalarından bir tanesinin kitabında bir fetavasında okumuştum. E, soru şu yönde bir insan bir kadınla nikahlanacak olsa ama gayesi bu nikahı daimi olarak kabul etmek değil. Yani onu gerçekten çocukların annesi olarak görmek değil. Sadece şehevi hazzı ondan hissetmek ama belli bir zaman sonra onu boşamak, ayrılmak. Bu şekilde bir nikah yapmak sahih midir değil midir diyor Hoca Efendi'ye soru soruluyor fetavada. Bu soruya verdiği cevap diyor ki eğer akit anında icap ve kabul yani iradelerin bir noktada buluşmasında bu dillendirilmezse yani muvakkat nikah olmasın diye. veya nikah ifadeleri kullanılırsa ki muta olmasın diye bu nikahta bir sıkıntı olmaz. yani nikah sahiptir diyor. Ee, ama diyor, burada kadını aldatmış olacağı için, yani kadını yalan söylemiş veya kadının işte oradaki nikahta bir daimilik olduğu halde onu yarın öbür gün bırakacağını ona söylemediğin için bu anlamda kişi günahkar olur. Ama bunu da söylerse bu günahta olmayacağını ifade ediyor. Şimdi bu biraz önce bahsettiğimiz aslında fıkıh ilminin mevzusundaki sıhhat cevaz ilişkisindeki bir yanlış anlama veyahut da bir karmaşadan kaynaklı bir fetva. Evet, e, nikah akde esnasında yani icap ve kabul anında telaffuz edilirken herhangi bir vakitte sınırlandırılma olmazsa eee şartlarına riayet edilerek şahitler huzurunda bu nikah kıyılırsa evet bu nikahın dünyevi maksat itibariyle baktığımız zaman hülliyete ifade etmedi yani bunların karı koca olmaklığı ifade olunur ama nikahın bir de uhrevi tarafı vardır yani böyle bir işlemin e, hani neslin çoğalması Hz Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın sünnetinin ihya edilmesi bu bağlamda baktığımız zaman bu nikah bunu karşılamış değildir dolayısıyla yani böyle bir soruya verilecek cevap belki nikah sayı olsa da böyle bir işleme caizdir demek diğer taraftan yani suret olarak baktığınız zaman bir mut'a nikahından farklı olmayacaktır. O yüzden bu konuları irdelerken veya bu gibi meseleleri e, sual ettiğimiz zaman sıhhat cevaz ilişkisi bizim için önemli. Hoca Efendi'ye özellikle vurgulamak istediğimiz nokta şu olmalıdır. Hocam bu yapacağım caiz midir değil midir? Evet. İnşallah buna dikkat ederiz. Peki Allah razı olsun hocam.